her şeyden önce Türkiye'de kadın olmak demek her alanda, hayatın her alanında eşitsizliğe maruz kalmak demek. Türkiye 144 ülke arasında en eşitsizliğin en çok yaşandığı ülkeler arasında 15. sırada. Yani eşitliğe bakıldığında 129 ülke Türkiye'den daha iyi durumda. Türkiye'de kadın olmak demek, ekonomik özgürlüğe sahip olmamak demek. Kadının ekonomiye katılımında Türkiye 144 ülke arasında 129. sırada. Türkiye'de kadın olmak demek hala eğitime erişmek için, okuyabilmek için mücadele etmek anlamına geliyor. Kadının eğitime erişiminde Türkiye 144 ülke arasında 109. sırada. Türkiye'de kadın olmak demek, siyasette ses bulabilmek ve ses olabilmek için zorlu bir mücadele vermek demek. Kadının siyasete katılımında Türkiye 144 ülke arasında 113. sırada. Yine Türkiye'de kadın olmak demek her an can korkusuyla, her an evinizin içinde dahi şiddete maruz kalma tehditiyle yaşamak demek. Türkiye'de her iki kadından birisi aile içi şiddet yaşıyor. Bu ortaya çıkan ayrımcı ve eşit olmayan tablo esasında kullanılıyor olan siyasi tercihlerden kaynaklanıyor. İktidarda olanların kadına, insana dair bakış açısından ve bu bakış açısını politikalarla hayatımıza yansıtmalarından kaynaklanıyor. Şimdi eğer siz yaptığınız bütün düzenlemelerle, bütün politikalarla iş gücünde Kadın ve erkeği birbirinden ayrı kılacak unsurları koyarsanız o zaman işveren kadını değil erkeği tercih eder hale gelir. O zaman da Türkiye'de kadının hala ekonomik özgürlüğünün olmamasından siz sorumlu olursunuz. Kadını insan olarak göreceğiz demek bu sorunu çözmez. Eğer siz ısrarla kadın ve erkek eşit değildir derseniz ve asla da eşit olamaz diye bunu bastırarak devam ettirirseniz o zaman Türkiye'de kadın erkek eşitsizliğinden siz sorumlu olursunuz. Kadınlar bizim için değerlidir demek bu sorunu çözmez. Eğer siz hala yıllardır yapılan bütün taleplere rağmen, sayısız yasa teklifine, kadın derneklerinin inanılmaz çabalarına rağmen kadın cinayetlerinde tahrik indirimi yaparsanız kadına şiddetten siz sorumlu olursunuz. Kadınlar bizim için korunacaktır çiçek demek sizi bu sorumluluktan asla kurtarmaz. Türkiye'de kadının özgürleşmesi için, Türkiye'de kadınların refaha erişmesi için, Türkiye'de 8 Mart'ların gerçekten kutlanabilmesi için öncelikle bu siyasi zihniyetin değişmesi gerekiyor. İki buçuk yıldır yaşanıyor olan fiili başkanlık dönemi en çok kadını yok saydı. 433 bin kadın bu iki buçuk yıl içerisinde fiili başkanlık hırsı sebebiyle işsiz kaldı. Kadına şiddet yine bu son iki buçuk yıl içerisinde şiddetlendi, arttı. Şimdi işte buna hayır deme zamanı. Şimdi düzeni değiştirmek için bu siyasete bir itiraz, bir ikazda bulunmak için bir fırsatımız var. Biz kadınlar bunu mutlaka başaracağız. Türkiye'nin 16 Nisan'da hayırla başlayacak yeni demokrasi yolculuğunda kadınlar mutlaka bu yolculuğu inşa eden ve bu yolculuğun eşit paydaşı olacaklar.